Merhabalar değerli dostlar. Bir gemi resminin önünden sizinle bu videoyu paylaşıyorum. Nedeni şu, Fernando Pessoa'nın meşhur bir şiiri var. Diyor ki, gemiler var birçok limana uğrayan ama götüremez ki hiçbiri herhangi bir yere dert tasa olmayan diyor. Yani her yerde dert tasa var. Tabii ki Türkiye'nin de dert tasaları var ama yani bırakalım burayı başka yere gidelim. Orada ondan sonra dert tasa yoktur demeyin. Orada da dert tasa var. O yüzden dertli tasalı bir haftaya başlamadan önce sizinle gece çok geç saatte bu pazar akşamı size bu videoyu çekiyorum. Konumuz ne? Tabii ki Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi ve negatif izlemeye tekrar alması. Bu ne anlama geliyor? İlk önce onu söyleyeyim. Eğer bir kredi derecelendirme kuruluşu sizi negatif izlemeye almışsa bundan sonraki incelemenin sonunda tekrar notunuzu kırabilir. Şimdi tüm bunların ne olduğunu anlamadan önce ben finansal okur yazarlık adına kredi notlarının ne olduğunu bir anlatayım. Moody's özelinde açıklamaya başlayayım. Efendim önümde bir tablo var. Şimdi söyleyeyim size. Neredeyse yatırım yapılabilir seviyeyi anlatan 10 tane kademe var. Bu 10 tane kademenin en tepesi AAA dedikleri AAA seviyesi. Yani hala öyle bir ülke kaldı mı pandemiden sonra bilmiyorum ama yani birçok ülkenin kredi notunun kırıldığını söyleyeyim. 42 tane ülkenin sanıyorum kredi notu ya kırıldı ya görünümü negatife çevrildi tam bir sene zarfında. Ama bakıldığı zaman yani en yüksek derece AAA, ardından iyi kredi derecesi, efendim ardından ortanın altı derecesi vesaire geliyor. Şimdi bunlar neyin işareti? Bir ülkede sabit sermaye yatırım yapılması gerekiyorsa yani fabrika açmak, dükkan açmak, efendim büyük yatırımlar yapmak vesaire. Buraya şirketler gelmeden önce ilk önce kredi derecelendirme kuruluşlarının bu bahsettiğim derecelerine bakarlar. Her ne not verilmiş. Demek ki AAA'da en aşağıda BAA 3'e kadar 10 tane kademe var. Burada yani ortanın altı bile olsanız 10 kademede sizin yatırım yapılabilir seviyede olduğunuzu gösteriyorlar. Bir zamanlar Türkiye buraya çıkmaya çalışıyordu. Sonra hemen altında aman ha buraya sakın sabit sermaye yatırımı yapmayın ama spekülatif amaçlı gelebilirsiniz denilen BA1'den tamamen B3'e kadar ki seviye var. Peki Türkiye nerede? Onu söyleyeyim size. Türkiye BA1'de değil, BA2'de değil, BA3'te değil, B1'de değil çünkü bir önceki notuydu şimdi B2'ye indi. Onun altında B3 var. Bu da spekülatif seviye dediğimiz yani yerde yani önemli derecede spekülatif deniyor. Onun hemen altında. Fakat bunun altında şiddetli riskli hatta aşırı spekülatif denilen notlar da var. Allah'tan Türkiye orada değil. Ama önemli derecede spekülatif adı verilen biz yere inmişiz. Yani buraya zinhar sabit sermaye yatırımı yapmayın. O yüzden yani dikkatli olun denen bir Moody's kararı geldi. Şimdi B2 notu Türkiye'nin hak ettiği bir not budur. Ya bana kalırsa değildir. Onu söyleyeyim. Yani bunun tersini söyleyen meslektaşlarımız var ama ya elimizi vicdanımıza koymamız lazım. Bu kredi derecelendirme kuruluşlarının önemli bir kısmı siyasi ve diplomatik gelişmelere bağlı olarak karar veriyorlar. Bazen bazı ülkeleri cezalandırıyorlar. Bazen bazı ülkeleri ödüllendiriyorlar. Yani mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin kredi notunun hızla yükseltildiği zaman vardı ama aşırı kırılganlıklar vardı. Ben anlamıyordum. Yani niye yükseltiliyor ki? Hiçbir sebebi yoktu. Sonra Türkiye'nin kredi notunun sertçe kırıldığı zamanlar vardı ve var. İşte geçen hafta olduğu gibi. Ondan sonra orada da bakıyoruz ki bu da aşırı. Yani burada yalnız kullanılan cümlelerden bir tanesi çok dikkatimi çekti. O cümle de şu. Diyorlar ki ortadaki kırılganlıklara bilerek ya da bilmeyerek müdahale edilemiyor. Yani şunu demek istiyor. Diyor ki ya müdahale edilmiyor ya da müdahale ediliyor ama başarısız kalınıyor gibilerden bir cümle bu. Çok fena bir cümle. Yani burada bilerek ya da bilmeyerek idarenin ekonomik kırılganlıklara müdahale etmediğini ya da etse bile başarılı olamadığını ima eden bir durum var. Bu da diyor ki Türkiye'nin işte dış kırılganlığını arttırıyor. Bir de jeopolitik sorunlar var falan filan. Şimdi bunlar bilinmeyen şeyler değil. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük ihtimalle bu Doğu Akdeniz'deki durumu, Suriye'deki durumu, Libya'daki durumu herhalde bu kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarını veren
kritik pozisyondaki insanların dikkatini çekmiş olmalı diye düşünüyorum. Şimdi bu bir komplo teorisi değil. Bakın tekrar ediyorum. Notların yükseltildiği zaman Türkiye'nin, ben içimden tebessüm ediyordum. Yahu bu kadar kırılganlık varken nasıl yükseltiyorlar? Demek ki bize yakında bir hediye gelecek yahut da bir istekte bulunacak. Yani bu kuruluşların arkasındaki hakim ülkeler kimse dedi ki öyle oluyor. Bir anda kırılınca da yani aylardır yıllardır ortada duran meseleyi hiç görmeyip sonunda bir sabah kalkıp ya burada bu kırılganlıklar var deyip not kırıldığı zaman da beni de yine bir tebessüm alıyor. Diyorum ki ya arkadaş yani aklın neredeydi bu saate kadar vesaire diye. Şimdi benim yani dikkatimi çeken ikinci husus, yani birinci hususun ne olduğunu söyledim. Yani ekonomi yönetiminin durumlara müdahale etmediğini ya da etse de başarılı olamadığını ima eden bir cümle var orada. Diğer bütün cümleler zaten malumun ilamı. Biz biliyoruz. Yani onlarla ilgili zaten eleştirileri yapıyoruz. Bazen alınganlık gösteriyor Ankara. Olsun ya, ben doğruları söylemeye devam edeceğim. Yani iyi şeyleri söylüyoruz. Bir şey demiyorlar ama kötü şeyler olduğunda söylediğimde kızıyorlar. Olabilir. Bizim bilim adamlığının maalesef işte kaderi bu. Şimdi yalnız diğer taraftan biraz aşağı doğru indiğimizde bizi neler bekliyor? Yani Moody's bizim kredi notumuzu biliyorsunuz hani kırdı ama görünümü negatife alınca beni bir kuşku aldı. Şimdi negatife alınca bundan sonra bir kere daha kırarsa biz doğrudan B3 seviyesine iniyoruz. Yani nedir? Önemli derecede spekülatif seviyenin hemen dibindeyiz. Bundan aşağısı yok. Yani önemli derecede spekülatif seviyenin en dip noktası B3. Biz şu an B2'deyiz. Onun altına Allah göstermesin işte Yunanistan tarafı var. Yani D deldiği zaman D zaten iflas seviyesi. Şimdi böyle bir riski yok Türkiye'nin. Türkiye'nin hani bir 1950'lerde sanıyorum acaba biz bu borçları ödemesek olur mu dış borcu falan diye bir düşünmüşler. Fakat oradan Allah'tan akıllı insanlar demiş ki biz Osmanlı'nın son taksidini 1954'te ödedik. Yani Osmanlı'nın bile borcunu ödedik. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin dış borcunu öderiz kardeşim falan gibi ikna etmişler o zamanki hükümeti. Ya şimdi de yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu borcunu ya da dış borcunu ödeyemeyeceği bir durum yok. Ama sürekli olarak bu yüksek risk yüksek risk profilinin altı çiziliyor Türkiye ile alakalı. Mesela şöyle bir cümle var. Türkiye'nin kredi profiline yönelik risklerin artması ile birlikte ülkenin kurumları bu zorlukları etkin bir şekilde çözmekte isteksiz ya da çözemiyor gibi gözüküyor. Bu ağır bir itham. Onu söyleyeyim size. Şimdi isteksiz, yani çözmekte isteksiz olduğunu düşünmüyorum. Ama çözemiyor, görünüyor cümlesi yani tartışılır. Yani şöyle diyeyim, bu reçete çözüm için uygun mudur derseniz benim de kafamda soru işareti var uygulanan reçetenin. Ama rekabetçi kur diye ortaya konan söylemin bence Türkiye'yi biraz rahatlatacağını, üstündeki bazı kompleksleri atması için fayda sağlayacağını inanıyorum. Çünkü 7 lirada kalsın diye dolar, yani 10 milyarlarca dolar sarf ettik. Şimdi 7,5 liranın altında kalsın diye de aynı işlemin yapılmaması gerekiyor. Bunu tekrar söylüyorum. Defalarca da söyledim. Çünkü bu iyi bir şey değil. Yani tamamen kontrolsüz bırakılmasın. Zaten devletin mevzuat gücü var. Ama piyasanın dengelerine bırakılmamış bir döviz piyasası inanın çok tehlikeli. Bence piyasanın kendi dinamikleriyle devam etmesi sürekli müdahale edilmesinden daha olumlu sonuçlar veriyor. Bunu geçmişte hani gördük, onu da söyleyeyim. Dolayısıyla yapılan açıklama biraz ağır. Ayrıca jeopolitik risklerin de altı çiziliyor. Orada zaten anlıyorsunuz yani meselenin nereye doğru geldiğini. Şimdi benden tavsiye ekonomi yönetimine, bunu çok söylüyorum. Şimdi bu tip açıklamaları veya bu kurumları yok hükmünde falan saymayalım. Yani bir memlekete birileri yatırım yapacaksa maalesef bu kuruluşların, maalesef diyorum yani, bu kuruluşların söylediklerini dikkate alarak geliyorlar. Ya da gelmiyorlar dikkate aldıkları için. Dolayısıyla işte bunları biz saymıyoruz. Yok hükmündedir vesaire falan. Ya bunlar çok içi dolu söylemler değil. Bence bizim ekonomi yönetimimizin bu kurumlarla diyaloğu bir kere sıklaştırması gerekiyor. Ya önünde sonunda bu kurumlar bir açıklama yapıyor. Ona göre de bu memlekete kaynak geliyor ya da gelmiyor. Çünkü bizim tasarruflarımız yetmiyor değerli dostlar. Yani Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın tasarrufları değil. Alex'in, Barbara'nın, Pierre'in, George'un, ondan sonra onların tasarruflarıyla büyüyoruz. Sonuçta bu tasarruflar eğer Türkiye'ye gelecekse dönüyorlar, dolaşıyorlar.
Bu bizim politik ve diplomatik meselelere dikkate alarak karar veren kuruluşların söylemlerine bakarak geliyorlar. O zaman ne yapmak lazım? Serzenişte bulunmak, onları yok hükmünde saymak yerine onları dikkate alıp gel arkadaş bir konuşalım diye bir ikna sürecinde olmak. Ya onları tehdit etmek yerine veya yok saymak yerine onlarla diyaloğa açık olduğumuzu göstermek, müzakere edilebilir insanlar olduğumuzu kanıtlamak bence çok daha uygun olacak. Bunun ahım şahım döviz piyasasına bir yansıması olacağını düşünmüyorum. Zaten olanlar oldu. Anlatabildim mi? Yani yapacak bir şey yok. Zaten biz aşırı spekülatif seviyedeyiz. Ha bu seviyede olduğumuz için de hani böyle bazen böyle enteresan fonlar var. Onlar da geliyor. Oo burada büyük kazanç var diye vesaire. Ama burada anladığım kadarıyla bir yanlış anlaşma var. Yani sanki burada reçete faizi hemen yükseltin bakın işler hallolacak diye. Değerli dostlar vallahi bunun da garantisi yok. Kimse kusura bakmasın. Yani şu an öyle bir durumdayız ki yani hızlı faiz adımlarının döviz kurlarını sakinleştireceğini, uzun vadeli istikrara sokacağına dair herhangi bir kanıt yok. Kimse de kimse uydurmasın. Yani bunu söyleyen ne var? Hakikaten hani geri dönüp tarihe bakmaları gerekiyor. Tabii herkes kendi gördüğü kadar tarihi düşünüyor ama öyle değil. Yani o yüzden hep Yalın Alpay'la yazdığımız kitabı referans gösteriyorum. Kimse darılmasın. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca bunlar denenmiş, başarısız olmuş. Demek ki bizim aslında ekonomiyi piyasa dinamiklerinde götürmemiz lazım. Hani faizi yükselt, alçalt, işte oradan döviz sat falan filan bu operasyonlar yerine doğru düzgün mevzuatlarla piyasayı gözetmek, monitör etmek yani gözlemlemekle beraber ona eğer bir suçlu varsa onun cezasını vermek ama spekülasyon yapan insanların güzel bir iş yaptığını da düşünerek onlara serbest alan bırakmak. Çünkü spekülasyonla manipülasyon arasında fark var. Bunu biraz anlamakta zorluk çekiyor devlete. Spekülatörler geliyorlar, yoğun işlem yaparak fiyat dalgalanmalarının boyunu kısaltıyorlar. Ama siz hani kısıtlamalara doğru giderseniz o zaman piyasa bu mekanizmayı çalıştırmıyor ve aşırı dalgalanmalar oluyor. Bunu kaç defa anlatacağım bilmiyorum ama yani bu gerçeği görmeden adımlar atmak, yani gördünüz mü biz piyasadan büyüğüz diye arkadaş piyasadan büyük kimse yok ha hakikaten. Bunu artık herkesin anlamış olması lazım. O yüzden Moody's'in bu açıklamasının tamamına sinirlenmek yerine içinde bazı haklılıklar payını almak lazım. Benim rahmetli babam Erdoğan Elkin derdi ki bak hani fikirlerine kızdığın, seni kıran insanların bile fikirlerine dikkat edeceksin. Onların köşe yazılarını okuyacaksın derdi. Yani biz herkesi severiz. Ailecek öyleyizdir. Ondan sonra abi kardeş farklı fikirlerde olabiliriz ama saygımız birbirimize sonsuzdur. Çünkü herkesin söylediğinden bir mana çıkarabilirsiniz veya yanlış söylediği bir şeyden doğruyu bulabilirsiniz. O yüzden lütfen sizden rica bu Moody's açıklamalarını özellikle ekonomi yönetimine sesleniyorum. Kızmak yerine, sinirlenmek yerine içindeki bazı doğruluk payı olan cümleleri çekip çıkarıp ya biz buna bir bakalım. Hani böyle şeyler deniyorsa genel anlamda demek ki bizim de düzeltmemiz gereken birkaç şey var denmeli. Ya bizim düzeltecek hiçbir şeyimiz yok. Biz süperiz dedik mi acayip o zaman yanlış bir yoldayız. Yanlış bir yere sapmışız. Kimse hiçbir işi doğru düzgün yapmaz. Ekonomi politikası zor bir şeydir. Hatta şöyle bir söz vardır. Hiçbir politika kusursuz bir tasarım değildir. Bazı meseleleri çözmek için uyguladığınız politikalar başka taraflarda arızalar çıkabilir. Bu arızalar çıktığı zaman oradan gelen seslere de dikkat kesilmek lazım. Ne yapayım arkadaş benim elimden bu kadar geliyor diyerek ondan sonra meselenin içinden sıyrılamayız değil mi? O yüzden özetle Moody's'in yaptığı bu açıklama bana göre ağır. Yani daha önceki açıklamalarda aynı. Ancak diğer iki tane hatırı sayılır güce sahip olan kredi kuruluşundan da benzeri açıklamalar gelebilir. Buna da hazır olun. Onu da söyleyeyim. Yani notlarımız kırılmaya devam edebilir. Çünkü Moody's biraz önde gidiyor bu not kırma işinde. Ama onlardan da böyle açıklamalar gelebilir. Fakat dediğim gibi kızmak, sinirlenmek yerine bu açıklamaların içerisinde haklılık payları olan bazı cümleler varsa onları çekip çıkarıp üzerinde çalışmak lazım diyorum. Tekrar ediyorum döviz piyasalarına çok büyük bir yansıması olmaz. Neden? Olan oldu. Ve biz de rekabetçi kura geçtik. O yüzden bundan sonra gözlemleyeceğiz. Bakalım bu Amerikan başkanlık seçimlerine kadar biz topu havada tutmayı başaracak mıyız? Bütün iş dönüp dolaşıyor. Oraya geliyor. Doğu Akdeniz politikası, Libya, Suriye hepsi dönüyor dolaşıyor. Amerikan başkanlık seçimlerine doğru gidiyor. Şu anki başkan çok meşgul Trump. Yani çoktan Doğu Akdeniz meselesine sertçe bir el atması lazımdı. Çoktan farklı şeyler yapması lazımdı. Ha, yapamıyor. Neden? Çünkü iç politikada başı belada. Durum bu. Efendim hepinize hoşça kalın diyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi haftalar.